Sevgili arkadaşlar, Opel'in genel merkezinden, Almanya'dan, Frankfurt'tan hepinize merhabalar. Şu anda yanımda Opel'in yepyeni modeli ve ülkemizi de adını çokça duyacağımızı düşündüğüm Frontera elektrikli modeli bulunuyor. Ve bu araç gerçekten birçok kişi için acaba bir bakayım benim işimi görür mü modunda bir araç olarak bence ülkemizde de satışa çıkacak. Çünkü teknik detaylarıyla, tasarımıyla gerçekten birçok kullanıcının hoşuna gidebilecek ve dikkatini çekebilecek bir model olmuş Opel'in yeni otomobili Frontera. Aracın tasarımıyla başlayacağız tabii ki ama sizlerden ricam bu videoyu beğenip kanalıma abone olmanız ve hakkında merak ettiğiniz şeyleri bu aracın lütfen yorumlarda bana sormanız. Bu aracın tasarımına baktığımız zaman ise görüyorsunuz arkadaşlar burada gayet parlak bir böyle tasarımla klasik elektrikli otomobillerde gördüğümüz kapalı bir ızgara bizleri karşılıyor. Ve burada yepyeni bir Opel logosunun kullanıldığını görüyoruz. Diğer modellerde değil, bu modelde ilk kez kullanılmış bir model. Şurada önde gördüğünüz farlarımız ise Eco LED farlar olarak geziyor. Otomatik uzun farlar vizörde kusursuz bir şekilde hepsi toplanmış ve burada bir araya getirilmiş durumda. Bu arada elimde tuttuğum şey de telefonum arkadaşlar. Telefonla herhangi bir şekilde çekim yapmayalım diye telefonlarımızı bu şekilde bir kılıfa koyduk. Ama benim notlarım burada olduğu için notlarıma bakmak amacıyla telefonu da elimde tutuyorum. Artık hakkınızı helal edin diyeyim. Şöyle arabanın yanına doğru geldiğimizde ise burada bakın biraz daha böyle sert hatlar kullanılmış. Tamamen böyle yenilenmiş, kendinden emin gözüken bir otomobil havası verilmeye çalışılmış. Yani gerçekten de şöyle yandan baktığınızda bu araba böyle bir tok duruyor arkadaşlar. Bir oturaklı duruyor gerçekten. Bana da birazcık böyle bir miktar Volkswagen T-Cross, bir miktar Citroen C5 Aircross gibi modelleri andırdı. Araçta bir sunroof ya da bir cam tavan olmayacak. Onu da sizlere söyleyeyim. Şöyle arkaya doğru geçelim isterseniz. Arkayı da sizlere hemen anlatayım. Şurada arka tarafta bizleri yeni bir tabii ki tasarım karşılıyor. Ancak tanıdık da bir tasarım gibi duruyor arkadaşlar buradaki tasarım. Şık gözüküyor. Biraz böyle büyük tutulmuş bir bagaj kapağı var. Üstündeki cam bölümü biraz daha dar tutulmuş. İç taraftan baktığım zaman burada bir görüş anlamında olumsuzlukla karşılaşmadım. Onu da sizlere söyleyeyim deneyim anlamında. Tabii ki aracı kullanma fırsatım olmadı. Ancak şimdiye kadar hani aracı gördüğüm yaklaşık yarım saatlik bir süre oldu. Bu süre zarfında araçla alakalı bu bilgilere sahibim sevgili arkadaşlar. Deneyim anlamında. Bagajı açtığımızda elektrikli bir bagajımız yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim ve bagaj hacmine baktığımızda ise bizleri burada 450 litrelik. Bu haldeyken öndeki koltukları yatırdığımız zaman ise 1600 litreye varan bir burada hacim karşılıyor. Sevgili arkadaşlar ki yanımdaki bu otomobil elektrikli bir otomobil. Videonun girişinde sizlere söylediğim gibi bu elektrikli otomobilin menzili ise yaklaşık 400 kilometre arkadaşlar ve 136 beygirlik bir elektrikli motor ile geliyor. Aracın sağ tarafı zaten soluyla aynı olduğu için sizlere doğrudan kokpitten bahsetmek istiyorum. Çünkü kokpitte de anlatılması gereken güzel yenilikler var. Ancak şöyle hemen arabaya oturur oturmaz şu notlarımı da şöyle koyayım ve sizlere kapıdan anlatmaya başlayayım. Şimdi kapıda arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir plastik malzeme kullanılmış. Sert bir malzeme. Hemen altında yine sert bir malzeme bulunuyor. Şöyle aşağıya doğru iniyorum ve bakarken şurada sadece ufak bir dikişli kumaş tasarımı görüyoruz. Burası bir tık yumuşak diyebileceğim bir malzeme. Ancak tamamı sert plastikten yapılmış bir kapı malzemesiyle burada karşılaşıyoruz. Yine ön kokpitte de burası sert plastik malzeme arkadaşlar. Biraz mokaya benziyor burada. Hani onu söyleyeyim sizlere. Ve buradaki havalandırma menfezinin hemen üstünde de şöyle bir boşluk var. Bu herhalde bir cep olarak buraya konumlandırılmış. Yani böyle bir şeylerinizi falan koyabileceğiniz bir cep sürücü için. Yani güzel mi? Güzel. Ama buraya toz biriktiğinde burayı temizlemek birazcık dert olabilir sürücü için. Onu da söylemek lazım. Şöyle oturalım. Koltuğumuzu kendimize göre ayarlayalım ki arkadaki diz mesafesine, yaşam alanına da bakalım. Ben bu arabayı kullanıyor olsam bu şekilde kullanırdım. Ki şöyle şu direksiyonu da bir ayarlamak istiyorum. Çünkü öndeki şu görüş açısı problemi var mı yok mu göreyim diye. Öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ön konsolu rahatlıkla görüyorum. 10 inçlik bir ekran burada var bizleri karşılayan. Böyle boydan boya bir ekran bizleri karşılıyor ki bu boydan boya ekran tasarımı da şık ve güzel duruyor. Sadece ortadaki ekrandan çözünürlük birazcık böyle düşük gibi gözüküyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bir tık düşük gibi duruyor ama genel anlamda deneyim açısından bir problem yok ki. Bu araç şu an hani ilk modellerden bir tanesi olduğu için bu bir şu
şu anda hani test aracı da olabilir. Öyle düşünebiliriz tabii ki. O açıdan da bakmak lazım. Ön tarafta bulunan kokpit tarafına ise Pure Panel demişler. Bakın şurada üstte bir burada alan var. Bu alanla birlikte hem buranın aldığı ışık azaltılmaya çalışılmış hem de bir derinlik katılarak çok daha böyle efektif kullanılmış buradaki kokpit tasarımı. Onu da sizlere söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi ortada bir alanımız var. Bu alanda bir lastikli tasarım yapmışlar arkadaşlar ve bu lastikli tasarım sayesinde bakın bunu özellikle zaten göstermişlerdi. Buraya herhangi bir şey koymak istediğinizde bu hani bu şekilde burayı kavrayarak daha sağlam ve daha sıkı bir sizlere tutuş sağlıyor. Şöyle hani çıkartıp da göstereyim size. Bu şekilde de yine bir şeyleri buraya sıkıştırabiliyorsunuz. Bu da farklı bir tasarım yapmışlar. Uzun vadede bu lastik salma falan yapar mı? Yapma ihtimali var. Onu da söyleyelim. Yine burada bir sert plastik var. Bu bölüm standart Opel'lerde gördüğümüz yeni nesil tasarımdan çok da farklı değil açıkçası. Yine burada el frenimiz ve birazcık şöyle arka tarafa doğru kalan bir burada göz var. Ama gerçekten de arkada kalıyor arkadaşlar. Yani şöyle açmak istediğimde burayı hani şunu öne çekebiliyorum. Tamam kolum rahat ama bunu hani yolculuk sırasında şoför açarsa sıkıntı olabilir. Yani mutlaka şu şekilde bakması gerekecek. Çünkü çok geride kalıyor. Dolayısıyla şoför yolculuk sırasında burayı açmamalı. Onu da söylemek lazım. Menfezleri güzel bir şekilde konumlandırmışlar. Burada boydan boya menfezler var ama parça parça olmuş. Şık duruyor. Şöyle bir bütünlük olsaymış çok daha müthiş de gözükebilirmiş. Genel anlamda aracın kokpiti ve buradaki yenilikleri bu şekilde arkadaşlar. Burada yine hemen ön tarafta bizleri karşılayan bir kablosuz şarj girişi var. Hemen üstünde iki tane Type-C girişimiz bulunuyor. Bizlerin aracı daha rahat kullanabilmesi için. Koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, ön camda ısıtma gibi detaylarda bu araçta yine mevcut arkadaşlar. Yani aslında burada teknolojik anlamda fazlasıyla dolu bir araçtan bahsediyorum sizlere. Tamamen sürdürülebilir materyallerden üretilmiş bu otomobil arkadaşlar. Onu da söylemek lazım sizlere. Ve hemen arkadaki yaşam alanına da bakalım isterseniz. Çünkü yaklaşık 4 metre 38 santimlik bir araçtan bahsediyorum sizlere şu anda. Çok böyle belki videoda yansımıyor olabilir ama gerçekten geniş bir araç. Mesela şu anda ön taraf az önce de sizlere söylediğim gibi bana göre ayarlı ama arkası inanılmaz geniş. Yani arkasındaki yaşam alanı gerçekten inanılmaz geniş. Bakın kafa büyüklüğü olsun. Neredeyse bir karışlık bir boşluk. Ön tarafta yine neredeyse bir karışa yakın bir boşluk var ve çok ferah. Arkada yolculuk yapıyor olsam ben bu arabada çok uzun yol giderim hakikaten. Yani hiç bir sıkıntı problem yaşamadan rahat rahat giderim. Arkadaki bu kapı tasarımına da baktığımız zaman gördüğünüz gibi buradaki kapı tasarımında tamamen bir plastik malzeme kullanılmış. Sadece orta bölümde bir yumuşak diyebileceğin dikişli bir malzeme tercih edilmiş durumda sevgili arkadaşlar. Düzeltmem gereken yanlış bir bilgi var arkadaşlar. Aracın motoruyla ve buradaki teknik detaylarıyla alakalı. Benim sizlere şu anda bahsettiğim bu otomobil elektrikli model ve 83 kW'lık bir batarya kapasitesine sahip. Aynı zamanda bu otomobil arkadaşlar 113 beygirlik bir güce de sahip. 400 km'ye varan bir burada menzilimiz var ve bu araç arkadaşlar 100 kW'lık DC hızlı şarj desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Aynı zamanda 48 voltluk bir pile sahip multibit modeli olacak bu aracın arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim ve onunla da 136 beygirlik 1.2'lik bir benzin motoru olacak. Bu aracın ülkemizde aynı zamanda hibrit modeli de satışta olacak. O araçta da 48 voltluk bir pil olacağını sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Yine burada 136 beygirlik bir 1.2 motorluk bir benzin motoru olacak. Yine bunun yanında bir de multibit motoru var. Onda da arkadaşlar yeni nesil 6 vitesli çift kavramalı bir şanzıman bizleri karşılıyor olacak. Frontale'ye genel olarak baktığımız zaman tasarım anlamında ben birçoğunuzun dikkatini çekeceğini düşündüğüm bir otomobil olmuş. Yani tasarımı şık ve farklı duruyor. Yeni bir arayış içinde olan birçok kullanıcının doğrudan dikkatini çekeceğini düşündüğüm ve özellikle sizlerin bu araç hakkındaki düşüncelerini çok merak ettiğim bir otomobil. Fiyat beklentim tabii ki hepimizin alabileceği fiyatlarda olması yönünde. Ancak şu anda fiyatlarla alakalı herhangi bir bilgim yok ki ben bu videoyu neredeyse Mart ayında çekiyorum arkadaşlar. Mart ayının ortalarında çekiyorum. Sizin videoyu izlediğiniz tarihi zaten görüyorsunuz şu anda. Dolayısıyla aracı yaklaşık yarım saat görme fırsatım oldu. Sunum sırasında aldığım notları ve buradaki ilk deneyimde, ilk dokunduğum anda hissettiğim şeyleri, duyguları sizlere anlatmak istedim. Siz nasıl buldunuz Opel'in yeni otomobili Frontera'nın elektrikli modelini? Lütfen yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.